Selam. Eylül ayı indirimleri bitmeden size lazer makinemi anlatacağım demiştim. Bu video o video. Öncelikle ben bu konunun kesinlikle uzmanı değilim. Sadece bu makineyi kullanıyorum. 6-7 yıl önce almıştım. O zamandan beri kullanıyorum düzenli bir şekilde. Daha önce bir güzellik merkezinde lazer yaptırmıştım. Sonrasında bu ev tipi lazer makinesine geçtim. Onunla ilgili detayları zaten videoda anlatacağım. Bundan başka hiçbir markanın ev tipi lazer cihazını denemedim. Sadece bu Philips'i denedim. Diğer markaları da araştırdım ama sadece internetten okuduklarım kadar biliyorum. Yorumlarımı ona göre yapacağım. Siz de ona göre dinleyin lütfen. Dün Instagram'da storylerde bir soru kutucuğu bırakmıştım. Lazer makinesiyle ilgili merak ettiğiniz bütün soruları yazın diye. Ben önce bildiğim her şeyi anlatacağım. Sonrasında sorulara geçeceğiz. Eğer söylemediğim bir şey varsa onları da cevaplayacağım hepsini. Öncelikle bendekinin modelinden başlayalım. Philips Lumea Prestige. BRI 950 benimkinin modeli. Ben bunu 2017 yılında almıştım. 6 yıldır düzenli, yani yarı düzenli bir şekilde kullanıyorum. İlk aylarda özellikle çok düzenli kullandım. Bu makineleri ev tipi lazer epilasyon cihazları olarak düşünmek gerekiyor. Güzellik merkezlerindeki o büyük makinelerin güçleri bunlarda kesinlikle yok. O büyük makinelerde kılları bitirme vaadi var. Bunlar öyle bir vaat vermiyor. Ama bitiriyor mu derseniz evet, bazı bölgelerde çok güzel ben sonuç aldım. Özellikle ağdadan, jiletten böyle kılları çekerek epilasyon yapan epilasyon cihazlarından çok sıkıldıysanız, yorulduysanız, canınız yandıysa, batıklarınız oluştuysa, lekeleriniz varsa. Benim eskiden bacaklarımda o kadar çok batık lekesi vardı ki hepsi bu güzellik merkezinde gittiğim lazer sonrasında geçti. Böyle durumlarınız varsa tam bunları çözmek için bir makine. Tam ev tipi ağdayı, epilasyonu, geri kalan o diğer bütün yöntemleri çöpe atan çok kolay, pratik bir yöntem. Bu şekilde özetledikten sonra bir kimler kullanabilir, kimler kullanamaz kısmından başlamak istiyorum. Bütün markalar genellikle kendi sitesine girdiğiniz zaman bu cihazı tanıtan sayfalarında hangi kıl renklerinde, hangi cilt renklerinde işe yarayıp yaramadığını gösteren bir tablo koyuyor. Bendeki modelin tablosunu ekrana koyarım. Kızıl renkte kıllarınız varsa, biraz daha böyle çok açık sarıya doğru giden kıllarınız varsa ya da ciltiniz, teniniz çok koyuysa bu makineyi kullanamıyorsunuz. Cildiniz ne kadar açıksa ve kıllarınız ne kadar koyuysa makine o kadar daha fazla etki ediyor. O kadar daha az canınız yanıyor. Makinenin kıllarınızı görmesi kolaylaşıyor ve kıllar sonuç olarak çok daha kolay bir şekilde dökülüyor. Daha ince tüyleri de tabii ki daha zor görüyor ve daha kalın tüyleri daha kolay görüyor. Onlar daha kolay dökülüyor. Makinenin kullanımını da çok kısa bir göstermek istiyorum. Zaten tek bir tuşla açılıyor çok kolay bir şekilde. Bu şekilde bir fan sesi var. Herhangi bir üfleme yapmıyor cildinize. Bazı makinelerin başlıklarında buz da oluyormuş. Benimkinde öyle bir şey yok. Şuradan sadece kendini soğutmak için bir fanı var. 5 farklı seviyede atım yapabiliyor. Cildinizi yakmamak için bir güvenlik önlemi düşünmüş. Makine kendisi hangi seviyede atım yapması gerektiğini biliyor. Bunu yapmak için de önce bu arama tuşuna basıyoruz. Lazeri yapacağımız yere makineyi yerleştiriyoruz. Kendisi burada seçiyor ve doğru rengi buluyor. Benim kolum için 4 nolu seviyeyi seçti. Bu kolumun renginin birazcık bronzlaşmış olmasından kaynaklanıyor. Cildinizin rengi ne kadar açıksa o kadar yüksek seviyede atım yapabiliyorsunuz. Daha düşük seviyelerde kılları görmesi tabii ki birazcık daha zorlaşıyor. Makine 4 numarayı seçtikten sonra bunu onaylıyoruz. Sonrasında burada atım yaptığımız tabanca var. Makineyi uygulayacağımız yere koyup düğmeye basıyoruz. Sesi kamerada çok gelmesin diye kapattım. Atımı yapmadan önce makineyi kolunuza koyduğunuzda burada beyaz bir ışık yanıyor. Eğer bu ışık yanmazsa bu düğmeye bassanız bile makine atım yapmıyor. Bu açıdan da güvenli. Yani böyle havada tutarken yüzünüze gözünüze yanlışlıkla atım yapamazsınız. Bassanız da makine çalışmıyor. Makinenin çalışabilmesi için şu bölgenin tamamının cildinize değiyor olması gerekiyor. Ve buradaki beyaz ışığın yanması gerekiyor. Dediğim gibi yoksa bassanız bile makine çalışmıyor ve atım yapmıyor. Bu bölgeden bahsetmişken iki farklı başlığı var. Onları da göstermiş olayım. Şu anda takılı olan başlık vücut için olan başlık. Atım yaptığı bölge birazcık daha geniş. Tek seferde birazcık daha fazla alana atım yapabilmenizi sağlıyor. Bir de böyle biraz daha küçük bir başlığı var. Bu yüz için kullanılıyor. Üzerinde de yüz şekli var zaten. Başlığı değiştirmek için direkt buradan çekip çıkarıyorsunuz. Bu sadece makine kapalıyken çıkıyor. Makine açıkken, çalışır haldeyken başlık yerinden çıkmıyor. Bu arada söylemeyi unuttum. Böyle bir çantada geliyor. Kendi bez çantası var. İçinde iki başlığı, makinenin kendisi, bir de şarj aleti var. Şöyle bir şarj aleti. Şarja takılıyken daha hızlı çalışıyor bu arada. Onu da birazdan anlatacağım. Yüz için olan başlık dediğim gibi birazcık daha küçük. Aslında diğer başlığı da yüz için kullanabilirsiniz ama hem hijyen açısından hem de daha böyle şu bölgelerin ulaşımının kolaylığı açısından küçük başlığı kullanmak yüz için daha iyi. Dediğim gibi eğer bu başlığın tamamı cildinize bu şekilde temas etmiyorsa, sağında solunda boşluklar kalıyorsa makine atım yapmıyor. O yüzden de yüz için küçük olanı kullanmak önemli. Çünkü buralara koyduğunuz zaman bazen tam denk getiremiyorsunuz. Kenarlardan özellikle bıyık çevresinde boşluklar kalıyor ve makine bir türlü çalışmıyor. Şarja takılıyken daha hızlı çalışıyor demiştim. O da şu şekilde. Her bir atımı yaptıktan sonra makinenin yerini değiştiriyorsunuz. Aynı yere iki kere atım yapmıyorsunuz. Makinenin yerini değiştirdiğinizde bu ışık sönüyor ve tekrar yapıştırdığınızda yeniden yanıyor. O beyaz ışığın yanması makine şarja takılıyken daha hızlı sürede gerçekleşiyor.
Makine eğer şarja takılı değilse bunu buraya koyup böyle 1-2 saniye beklemeniz gerekiyor beyaz ışığın yanması için. Şarja takılıyken dediğim gibi daha hızlı hızlı böyle ilerleyebiliyorsunuz. Değilken birazcık daha böyle bekleyerek ilerlemeniz gerekiyor. Şarj kablosu oldukça uzun bu arada. Ben hep şarja takarak kullanıyorum vücudumda. Yüzümde zaten çok fazla atım yapmadığım için yüzümü şarja takmadan da kullanıyorum. Şarjı yarım saatten uzun süre gidiyor ama dediğim gibi biterse kablosu yeterince uzun takıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Uygulamanın ne kadar sürdüğü ve acı konularına birazcık değinelim. Ne kadar uzun sürdüğü aslında ne kadar büyük bir bölgeye yaptığınıza göre tabii ki değişir. Şarja takılı olup olmamasına göre değişir. Şarja takılı bir halde iki kolumun tamamını 5 dakika gibi bir sürede yapabiliyorum. Bacaklar tabii ki çok daha büyük bir bölge olduğu için önü, arkası her yerini yapalım derken 15 dakikaları bulabiliyor. Ve makine ne kadar uzun süre çalışırsa bu başlık kısmı o kadar çok ısınıyor. Isındıkça da acı seviyesi birazcık daha artıyor. Kılların daha çok olduğu, daha yoğun olduğu ya da teninizin daha koyu olduğu bölgelerde canınız daha çok yanıyor. Ama bu acı bence kesinlikle ağdayla ya da epilatörlerle kıyaslanacak bir acı değil. Bence daha az bir acısı var. Özellikle ağda yaptığınızda sonrasından gelen o derinizin de acıyor olması hissi bunda kesinlikle yok. İlk sıktığınız anda bir yanma hissi var. Birkaç saniye içinde geçiyor ve sonrasında gün içinde tekrar oranınızda herhangi bir hassasiyet vesaire hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Dediğim gibi ben daha önce bir güzellik merkezinde lazer epilasyona gittiğim için bacaklarımda çok belli belli bölgelerde böyle küçük küçük kıllar vardı. Sadece o bölgeleri uyguladığım için bacaklarım çok kısa sürüyor ve hiçbir acı hissetmiyorum diyebileceğim kadar az bir seviyede. Az bir bölgeye yaptığım için de makine ısınmadan işimi halletmiş oluyorum. O yüzden hiç acı hissetmiyorum diyebilirim. Daha önce saçlarımın bittiği şu bölgede ve bel ortasında denedim. O bölgeler birazcık daha hassas olduğu için biraz daha acıyor. Ama dediğim gibi bence kesinlikle ağdadan ya da epilasyon cihazından çok daha az bir acı ve özellikle onların yaptığı batık lekesine kesinlikle değmez. Gelelim ne kadar etkili olduğuna. Bu cihazı ben 2017 yılında aldım. İlk aldığımda kollarıma daha önce hiç lazer yapılmamıştı. İlk 5-6 ay boyunca kollarıma düzenli bir şekilde uyguladım. Her ay günü gününe lazeri yaptım ve çok güzel sonuç aldım. Zaten kullanmaya başladığınız ilk aydan itibaren bir kıl probleminiz kalmıyor kesinlikle. O kılların tekrar çıkması ağdaya ve epilasyon cihazına göre çok daha yavaş. Eskiden ben ağda yaptığımda 15 gün sonra, 20 gün sonra kollarımda kılları görmeye başlardım. Hatta bazıları daha bile erken çıkardı kırıldığı için. Bunda kırılma, kopma gibi bir durum olmadığı için tamamen kökünden yakıyor kılları. O yüzden 45 günden önce kıllar yeniden çıkmıyor. Ben yine de 30 günde bir tekrarladım uygulamayı. Ve 6 ayın sonunda kollarımdaki kıllarda %70-75 oranında bir azalma oldu. Ve bu azalma kalıcı hale geldi daha sonrasında. 6 aydan sonra hem işte araya yaz girdi, bir şeyler oldu. Ben birazcık daha seyrek kullanmaya başladım. 3 ayda bir kullandığımda bile idare ediyordu beni. Çünkü zaten kollarımdaki kılların geriye sadece %30'u 25'i kalmıştı. Sadece jilet yapıp bile hayatıma devam edebiliyordum. Bu şekilde 3-4 ayda bir kullanarak şu anda idare edebiliyorum. Böyle bile bıraksam hayatım boyunca idare edebileceğim bir seviyeye geldi. Bu makinenin kalıcılığından bahsetmişken güzellik merkezlerinde gittiğimiz büyük epilasyon cihazlarının kalıcılığından da bahsedelim. Ben güzellik merkezine 8-10 seans kadar gittim. 8-10 seansın sonunda evet çok güzel bir sonuç aldım ama 2 yıl sonra o kılların tekrar böyle çok ince ince bile olsa, ergenlikteki ilk kılların çıkma anındaki gibi bile olsa hafiften çıkmaya başladığını gördüm. Zaten bu makineyi de o dönemde aldım. Güzellik merkezlerinin bir kötü yanı da şu, belli bir seans satın alıyorsunuz genelde ya da her seans başı ücret ödüyorsunuz. Vücudumuzdaki kılların da bazıları ince bazıları kalın oluyor ve sürekli onları jiletlemeniz gerekiyor uygulama öncesinde. İnce kılları başlarda makine bir türlü görmüyor ve siz onu jilet yaptıkça o kıllar biraz daha kalın kıllar haline geliyor. O kılların kalınlaşması belki de 10 ay, 12 ay sürüyor ve bu süreçte sizin seanslarınız bitmiş oluyor. Özellikle ben bunu üst bacaklarımda yan taraflarda çok yaşadım. Orada çok ince kıllarım vardı. Ve seanslarım bittiğinde artık orada kalın kıllarım vardı ama seanslarım bittiği için devam edemedim. Bu makineyle onları da hallettim. Yani bugünkü aklım olsa herhangi bir güzellik merkezinde birkaç seans para ödemek yerine direkt bu cihazı alırım. Evde ömür boyu 3 ayda bir kullanarak idare etmeye çalışırım. Eğer sizin de durumunuz buysa, daha önce hiç lazer epilasyon yaptırmadıysanız yine de kesinlikle kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Sadece benim harcadığımdan biraz daha fazla zaman harcarsınız. Bacaklarınızla uğraşırsınız. Biraz makineniz ısınır. Ama işte böyle böyle molalı molalı yapabilirsiniz. Evde güne yaya yaya ya da işte bir gün birini yapabilirsiniz. Çok canınızı yanmadan halledersiniz. Atım sayısıyla ilgili de bir kafa karışıklığı var. Onu da bir hesaplamayla açıklayacağım. Çok net anlayacaksınız. Öncelikle bu makinenin, bendeki modelin 250 bin adet atımı olduğu söyleniyor. Bu da şu demek, bu başlığı kullandığınız zaman, büyük olan vücut başlığını kullandığınız zaman kolunuzu şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elimin üzerine kadar saydığımda yaklaşık 10 atımda kolumun şu kısmını tamamlıyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60 gibi düşünürseniz bir kolunuza 60 atım gidiyor. Diğer kola da 60 atım giderse
120. Bunu çok yukarıya yuvarlayalım. Diyelim ki iki kolumuzu 200 atımda bitirdik. Kollar 200 atımsa bacaklara da 800 atım diyelim. Fazla fazla söylüyorum. Toplamda 1000 atımı oldu kolları ve bacakları yapmak. Makinenin eğer 250 bin atımı varsa bunu 1000'e bölersek, yani her uygulamada 1000 atım harcadığımızı düşünelim. Makineyi 250 kere kullanabiliyoruz anlamına geliyor. Bunu da 12 aya bölelim. Her ay düzenli kullandığınızı düşünelim ki gerek yok buna. Belli bir seviyeden sonra 3 ayda bir kullanmak yetiyor. 12 aya böldüğümüzde 20 yıl gibi bir şey çıkıyor. Yani siz her ay tüm kolunuza, tüm bacağınıza makineyi kullanırsanız 20 yıl kadar yetiyor. Kıyaslamak için bir de Braun'un modeline baktım. O, genelde Philips ile Braun kıyaslanıyor. Onda da 400 bin atım seçeneği var. Dediğim gibi aslında ömürlük bir makine. Ama eğer daha fazla atımım olsun, işte annemle birlikte kullanacağım, kardeşimle birlikte kullanacağım derseniz Braun'u tercih edebilirsiniz. Daha fazla ömrü olduğu söylenen cihaz daha dayanıklı olabilir. Denemedim, bilmiyorum. Bu atımlar normalde bitmiyor. Ama diyelim ki bitti. Makinenin başlığını mı değiştiriyoruz, atım mı yükletiyoruz gibi sorular görüyorum genelde. Öyle bir durumu yok kesinlikle. Bu makineyi aldınız, bitene kadar kullanıyorsunuz. Bu başlıklarda normalde değiştirilmiyor. Yani değiştirmeniz gerekmiyor. Ama diyelim ki başlıkları çok temiz kullanmadınız. Özellikle şu kısımda toz vesaire kaldığında içinde ya da işte kıl bir şey kaçtıysa makineyi ateşlediğinizde buradan çıkan ışın oradaki kılı yakıyor ve bu da makinenin şu yüzeyine zarar verebiliyor. Bu yüzey ya da bu yüzeylerden birisi zarar görürse, mesela benimkinin şu iç kısımları birazcık siyahlaşmış, şöyle göstereyim. Bu kısımlar çok fazla zarar görürse başlığını değiştirmeniz gerekebilir. Ben de şu an için öyle bir durum olmadı ama ilerleyen yıllarda eğer temiz kullanmazsam bu başlığın içindeki şu aynalı kısım karardıkça belki değiştirmem gerekebilir. Dediğim gibi 6 yılda hiç böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Benim makineyle ilgili genel olarak anlatacaklarım, aklıma gelenler bu kadar. Instagram'daki sorular kısmına geçelim. Çok fazla soru var. Ama sorular genel olarak belli bir çerçevede dönüyor. Genelde herkes aynı soruları sormuş. Onları bir topluca cevaplamaya çalışacağım şimdi. Tüylerini neyle aldıktan sonra yapıyorsun ve benimkinde cihaz ısınınca çalışmıyor. Sende nasıl? Dediğim gibi cihazda bir ısınma oluyor uzun süre kullandığınızda, uzun süre cihaz açık kaldığında. Ama bende durma yapmadı cihazım. Hep şarja takılı kullanıyorum. Eğer duracak olsaydı da muhtemelen mola verirdim. Tüylerimi neyle aldığım kısmı da jilet, bu Venus jiletini kullanıyorum. Yüzüm içinde şöyle usturalar var. Trendyol'da ikili üçlü satılıyor. Yüzümdeki kılları bununla böyle kestikten sonra dikkatli bir şekilde, bunu bilmeden yapmayın, lazeri uyguluyorum. Bu arada bunu da söylemeyi unuttum. Kılları tabii ki öncesinde jiletle kısaltıyorsunuz. Makineyi direkt kılın üzerine sıkarsanız sadece dıştaki kıl yanar çok büyük ihtimalle. Böyle bir şey denemedim ama makineye zarar da verebilirsiniz ve çok kötü bir şekilde yanık kokar etraf. Genital bölgeye uygulanıyor mu? Makinenin üstünde, kendisinde, kullanma kılavuzunda diyor ki genital bölgeye uygulanmaz, bikini bölgesine uygulanır. Bikini bölgesi dediğimiz biraz daha üst kısımlar, göbeğimize doğru yaklaşan kısımlar. Genital bölge dediğimiz genital bölge, alt kısımlar. Oraya uygulanmayacağı söyleniyor. Sen denedin mi derseniz, evet denedim. Etkisini gördüm mü? Evet gördüm. Tavsiye ediyor muyum? Hayır etmiyorum. Siz benim yaptığımı yapmayın. Kullanma kılavuzunda yazan şekilde kullanın. Peki bu aleti aldıktan sonra direkt kullanılıyor mu yoksa güncellemek mi gerekiyor? Nasıl? Hiçbir güncelleme gerekmiyor. Aleti aldınız, direkt kullanıyorsunuz. Fön makinesinden farksız, öyle düşünün. Hiçbir şey güncellemek gerekmiyor. Hiç lazere gitmedim daha önce. Direkt bunu kullansam fayda görür müyüm acaba? Bunu birazcık cevapladık aslında zaten. Evet, faydasını görürsün. Ağdadan, epilasyondan kurtulursun. Batık lekelerin geçer. Batıklarının kendisi geçer. Kılların incelir. %60-70 bilmiyorum, cildinin rengine de göre azalma görürsün. Eğer kılların çok sarı ya da kızıl değilse. Özlem, yüzündeki kalın telli olmasa da var olan kıllarda fayda sağlar mı? Yüzümde şu alanlarda biraz daha ince tabii ki kıllarım ve bunların rengi birazcık daha böyle griye yakın. Onlarda çok fazla fayda sağladığını görmüyorum ama bazen oradaki kılları da görüyor. Çok ince kıllarda, böyle ayva tüylerde etkisini görmedim. Ama şu bölgelerde böyle tek tük çıkan kıllar oluyor ya, onlar da çok güzel fayda sağlıyor. Böyle tuttuğumda birkaç gün sonra elime geliyor, düşüyor o kıllar. Bikini bölgesi için ağdadan sonra mı kullanılmalı? Jilet tam olarak temizlemiyor çünkü. Hayır, bu makineyi kullanırken farklı hiçbir epilasyon yöntemi kullanılmıyor. Ağda yapmıyorsunuz, kıllarınızı çekerek almıyorsunuz. Kılların kökünün olduğu yerde kalması gerekiyor. Bu makine kılların kökünü ateş ediyor. Kılın kökü orada yoksa makine onu görmez. Yani boş bir kıl kökünü ateş edip orayı yakmıyor. Kılın kökünün kendisini yakıyor. Hiçbir ağda, epilasyon, hiçbir şey yapmıyorsunuz bu makineyi kullanmadan önce. Sadece jiletle kesiyorsunuz, kısaltıyorsunuz. Çilek görüntüsüne iyi geliyor mu? Bende çilek görüntüsü yoktu hiçbir zaman, hiç olmadı.
Ama batık görüntüsüne iyi geldiği için çilek görüntüsüne de iyi gelme ihtimalini düşünüyorum. Zaten kullanmadan önce sürekli jilet yaptığınız için ayda bir kere orayı jiletlemiş oluyorsunuz ve bu da çilek görüntüsüne iyi geliyor normalde. Eğer çok böyle kırmızı, kronik bir çilek görüntüsü yoksa iyi gelebilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi bende yoktu. O yüzden net cevap vermem doğru olmaz. Tüm kıllarım sarı. Daha önce hiç lazere gitmedim. Jilet mi yapmam gerek uzun süre? Yani uzun süre jilet yapsan da kıllarının renginin değişeceğini zannetmiyorum. Olsa olsa kıllar birazcık sertleşebilir. Köklerinin rengi değişmediği sürece, eğer başta gösterdiğim renk skalasına uymuyorsa kılların, muhtemelen bu cihaz işe yaramayacaktır. Çok fazla kişi yüze kullanılıyor mu diye sormuş. Evet, yüze kullanılıyor. Zaten gösterdim. Yüz için ayrı başlığı bile var. Ben de yüzümü kullanıyorum. Lekeli veya sivilceli bölgeye yapmanın zararı var mıdır? Çok haklı bir soru. Sivilceli bölgede zararını görmedim. Ama lekeli bölgede muhtemelen zarar veriyor. Çünkü oradaki lekeye siz biraz daha böyle bir ışın uygulamış oluyorsunuz. Zaten lekeler genelde güneşte daha fazla kararmaya müsait. Bunda da attığınız ışın muhtemelen o lekenin rengini hafiften koyulaştırıyordur. Ama bacaklardaki lekeler için söylüyorsanız, oradaki batık problemini tamamen çözdüğü için lekeleri de geçiriyor. Yüz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim çünkü batık problemi olmuyor yüzde. 3 kişi kullansak ne zaman biter demiş bir kişi. Öncelikle hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Biz Eren'le birlikte kullanıyoruz. Her seferinde bu başlığı siliyoruz kullanmadan önce. Ya bu önerilmiyor bu arada. Tek kişilik kullanım öneriliyor. Ama siz kendi aile bireylerinizle çok temiz kullanacağınızı düşünüyorsanız birlikte, az önceki yaptığım hesaplamayı 3'e bölerek düşünebilirsiniz. Tüm bölgelerde sürekli, düzenli, her ay kullanırsanız yine bence bir 10 yıl kadar gider. Acı oranı her bölgedeki hissi nasıl? Genital bölgede özellikle acı hissi nasıl? Genital bölgeye yaparken acı oranı yüksekse ne sürersek acı hissi yok olur, hissetmeyiz. Acı oranından birazcık az önce bahsettim. Cildinizin rengi ne kadar koyuysa o kadar fazla acıyor. Ama makine bunu kendisi seçiyor zaten doğru dereceyi. Eğer koyu bir bölgeye uygulayacaksanız makine muhtemelen 1 ya da 2 numarayı veriyor. Bu da acı hissini birazcık azaltıyor. Bunun haricinde acı hissini azaltmak için o bölgeye hiçbir şey sürmüyorsunuz. Kuru ve temiz bir bölgeye uygulanması gerekiyor. Sonuçta bu başlığı cildinize yapıştırarak uyguluyorsunuz. Orada hiçbir şey olmamalı. Krem vesaire bence sürülmemeli. Ben sürmüyorum. Göbek göğüs etrafındaki kıllarda kullanabilir miyim? Buğday tenliyim ama vücudum yüzümden beyaz. Göbek bölgesinde kullanılabilir. Göğüs etrafındaki kıllar o bölge hassas olduğu için bence kullanılmamalı. Zaten gittiğiniz lazer merkezlerinde de genelde oralara atım yapmıyorlar. Yani bir sürü kadın kanserleri boy gezerken bence o bölgeye atım yapmak riskli. Polikistik ovarım var. Erkek tipi kullanmayla uğraşıyorum yıllardır. Sizdeki cihazdan alsam demiş. Devamı gelmemiş sorunun. Sanırım sığmamış. Böyle bir hastalık durumuna yorum yapmak istemem açıkçası. Doktora sormakta fayda var. Yüzünde tüylenme var. Düzenli kullanımda azaltır mı yoksa kalınlaştırır mı? Kesinlikle kalınlaştırmaz. Zaten amacı bu. Azaltması, dökmesi ve inceltmesi. Kalınlaşma olmaz. Yüz bölgesinde hiç lazer yaptırmadım. Yüz bölgesinin tamamına favori, bıyık vesaire kullanılabilir mi? Favori ve bıyık bölgelerine evet uygulanabilir ama yüz bölgesinin tamamına uygulanamaz. Makinenin kullanım kılavuzunda şu bölgelere, yani göz çevresi, kaş çevresi, buralar çok riskli olduğu için kaşınızı yakabilirsiniz mesela ve çıkması çok uzun sürebilir, geri çıkmayabilir. Bu bölgelerde kullanılması önerilmiyor. Yüzün geri kalan bölgelerinde, hani risksiz, gözünüze yaklaşmayan yerlerde şuradan aşağısına ben uyguluyorum, buradan yukarıya uygulamamaya çalışıyorum. Şuradan aşağısına, şuralara kullanılabilir. Boyun bölgesi için yine dikkat etmek gerekiyor burada, lenf bezlerinin olduğu alan olduğu için. Ben sadece şuraya kadar uyguluyorum minik minik burada gördüklerime. Tek tek sadece gördüklerimin üzerine atım yapıyorum. Böyle geniş geniş her yerine yapmıyorum. Diyerek soruları da bitirdik. Umarım açıkta kalan soru olmamıştır. Aklınızda takılan bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Oradan cevaplamaya çalışırım. Aklıma gelenler bu kadar. Farklı markalarla ilgili de çok kısa bir şey söyleyeceğim, araştıracağım demiştim. Çünkü çok kısa bir araştırma yaptım. Bence Philips ve Braun'un dışında farklı bir marka düşünmeyin. Yani Trendyol'da yazdığımda çok fazla marka çıkıyor ve çok değişik fiyat aralıkları var. Yani 1000 liraya da 600 liraya da cihazlar gördüm. Ne olursa olsun bu ev tipi bir cihaz bile olsa yüzünüze bir ışık atıyor, cildinize bir ışık atıyor. Bence riskli. O yüzden bildiğimiz, güvendiğimiz büyük markalar tercih etmekte fayda var. Eylül indirimlerini kaçırırsanız da üzülmeyin. Kasım'ı var, Black Friday'i var. Bir sürü indirim var ülkede. Hiç bitmiyor. Bu videoyu ne zaman izlerseniz eminim o zaman bir indirim vardır. Dediğim gibi aklınızda başka soru olursa yorumlarda görüşürüz. Bye!